yufkasının içine zürüyor, ekmek yiyor gibi yiyor. Kolaylıkla alabiliyorduk, bu yıl hiç alamadık mesela. Yani balık diğer gıda ürünlerine bakarak gayet ucuz yani. Mümkün olsa aslında haftada bir tüketmek isterdim ama. Hatta alıp yiyemiyoruz bile. Ne sıklıkla balık tüketiyorsunuz? Ne sıklığı hiç. Balık şey yapmadı, almadık. Gelen hamsiler ufacık ufacık, onlarla uğraşmak. Hay, hamsi severiz. Ona da balıkçılarda doğru düz bir hamsi yok. Bir de o ufak hamsi bile yani pahalı. Pahalılığını bırak, ayıklanması onun dert yani. Yani sıklık olarak belli bir böyle haftalık günlük gibi bir durumumuz yok ama elimizden geldiğince iki haftaya bir, en azından üç haftada bir alıp yemeye çalışıyoruz. Evde ve eşim ve çocuğum tüketiyor. Ben yemiyorum, vejetaryen. Evet. Haftada bir gün yiyoruz ya. Evet, yiyoruz. Haftada bir sefer en azından ya. Genellikle hangi balıkları tüketiyorsunuz? Ya değişik yani, o şey olarak değil de yani çupra, palamut, çoğunlukla palamut yani. Evet, tüketiyorum. Haftada bir kez ailem aldıkça tüketiyoruz. Genellikle somun tüketiyoruz ama somun geçen senenin fiyatına göre bu sene daha da arttı. Ne sıklıkla? Haftada 3 defa falan tüketiyorum. Yani işte haftada bir olmasa da 2 haftada mutlaka yiyoruz kesin. Yani 2 haftada bir falan. Mümkün olsa aslında haftada bir tüketmek isterdim ama balık konusunda seçici olduğum için 2-3 haftada bir, bazen hiç tüketmediğimiz de oluyor yani. 2 haftada bir falan. Yani ayda bir, ayda iki falan öyle. Ayda bir. Çok fazla değil. Haftada bir tüketiyorum. Peki geçen seneye göre balık fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? İki kat. İki kat. İki kattan da fazla. Yani pahalı. Teşekkür ederim. Geçen sene 10-12 liraydı. Şimdi 20-25 lira, 30 lira. Yani iyi balık gelse daha pahalı yani. 30-35 liraya çıkar. O kötü ince balıklar şimdi şu an 27-30 lira o civarında yani. 25-30 lira civarında. Yani biraz artmış durumda. Ama yine de o kadar bir artış olmadığını düşünüyorum. Yüksek. Yüksek abla. Bu sene yüksek canım. Geçen seneye göre bayağı bir yükseklik var yani bu sene. Yani biraz pahalı. Yani çok değil ama yine de pahalı. Her şey olduğu gibi o da pahalandı balıklı. Ya bu sene evet bayağı fark ediyor. Bayağı farklı yani, daha fazla fiyat. İki katından daha fazla hatta balık fiyatı. Mesela örneğin biz çupra kolaylıkla alabiliyorduk. Bu yıl hiç alamadık mesela. Fiyatlar afaki bir yüksek var bu şeyde. O yüzden de mesela geçen sene haftada 4 kere tüketiyorsak bu defa 2 defaya düşürdük. Şahsen ben o konularda pek bilgili değilim. Hani hep ailem ilgilendiği için. Ama şu an pahalı. Yani 2 katını artmış durumda ailemin söylediğine göre. Pahalı. Pahalı yani, zamlanmış. Çok fazla pahalı. Bence haberlere göre pahalı ya da çok pahalı yani ya. Haberlerde izlediğimize göre de çok pahalı. Aldığımızda da çok pahalı. O şekilde. Çok pahalı. Bayağı arttı yani. O yüzden hatta alıp yiyemiyoruz bile. Biraz yükseldi. Geçen seneye göre bence yüksek. Geçen seneye göre de daha pahalı fiyatlar ama yani ucuz mevsimden mevsimine göre olduğundan dolayı gene de balık bulabiliyoruz. Geçen seneye göre balık tüketimi nasıl? Bu sene biraz daha rağbet arttı. Sebebine gelince bu pandemiden dolayı bildiğiniz gibi en doğal yiyeceklerden biri balık. Balığın da bağışıklık sistemine çok faydası var. O yönden zaten halkımız da bu konuda bilinçli. Balık tüketimi bu sene diğer senelere nazaran daha fazla. Mesela bu hamsi bir aydır av yasağı vardı. Bugünden itibaren av yasağı kalktı. İstediğimiz seviyeye geldi hamsinin boyutları. Fiyatlar da gayet uygun. Şimdi 20 lira civarında oynuyor ama birkaç gün içinde hamsinin çıkış şekline göre fiyatının oturacağını tahmin ediyoruz. Bu sene maşallah çok güzel balıkçılık yaptım. Hiçbir zaman böyle balıkçılık yapmadım. Bu sene hamsi başladı. Başında başladı, sonra da hala hamsi satıyoruz. Şu en son bir ay şey yaptılar, yasak ettiler ya. Ona da kadar hamsi satıyor. Hiç kesilmedi hamsinin zorluğu. Vatandaş memnun, alan memnun.
Hamsi ufak muvah dinlemiyor. Vatandaş yeter gamsı olsun diyor. Vatandaş çıtır çıtır diyor. Yufkasının içine zürüyor. Ekmek diyor gibi yiyor. Geçen seneye göre bu yılki balık tüketimi biraz düşük. O da pandemiden dolayı. Yani hafta sonları genelde bizim iş yaptığımız günler, cumartesi, pazar günleri yasaktan dolayı, kısıtlamadan dolayı çok düşük. Peki halkın fiyatlara tepkisi nasıl? Şimdi buradaki fiyatlardaki tutarsızlık şundan ileri geliyor. Havaların ülkemizde geç gelmesi, yağışın geç gelmesi, bu hamsi ve bütün balıkların soğuk havaya ihtiyacı var. Zaten hamsinin beslenme yönü yağmur suyuyla, kar taneleriyle beslenir. Bizim bu tarafa yağış geç gelince hamsi tabii ki büyümedi. Büyümeyince devletimiz de çok güzel bir karar aldı. Bir ay gibi bir süre avı yasakladılar. Şimdi bugün son günüydü. Hamsi de bayağı istediğimiz seviyeye gelmiş. Boyutlarını aşmış bile. İnşallah bundan sonraki dönemde bol çıkar. Bol çıkınca da ucuzlayacağını tahmin ediyoruz. Bu ara biraz yüksek. Daha yine bir aydır yasağı da, av yasağı başlamıştı. O yüzden biraz kısıtlı geldiğinden bahalı. Çünkü bir kamyonun başına 100'den adam birikiyor. 80 vilayetten. Ne olacak? Biraz bahalı oluyor. Yerine de geçsem 30 liraya alın bu hamsinin kilosunu. Vatandaş biliyor yani, bilirsiniz. Çünkü tükan başı 15 sene hamsi düştü bak. 30 liraya satıyor hamsiyi. 15 yerden hamsi düştü adam başı. Fiyatlar gayet makul. Pek yani illa ki içinde tepki gösteren de olacak. Geçen seneki fiyata sattığımız balık şu anda 34.90 çıplak satıyoruz. Geçen sene de aynı para. Ama bunun içinde tabii ki tepki gösteren var. Çok pahalıdır. Şurada burada yerine var. Ama şu anda balık fiyatları hamsi 20 lira. Büyük bir para değil bu. Niye diyeceksin? Bir dürüm alıyorsun. Tavuk dürüm alıyorsun 15 lira. 70 gram et alıyorsun. Tavuk eti alıyorsun. Ekmeğin içine koyuyorsun. 15 lira diyor. Ama bir kilo balık 20 TL. Buna tepki gösterenler de oluyor her halükarda. Yani balık diğer gıda ürünlerine bakarak gayet ucuz yani.